the fox tail tilkinin kuyruğu kesme işaretli s anlamı katar fox tilki tail kuyruk the fox and the bear dislike themselves tilki ile ayı birbirlerini sevmezler aslında themselves değil de each other deseydi burada daha uygun olurdu each other Çünkü themselves sanki kendi kendilerine gibi bir anlamda katıyor. They fight every day. Her gün dövüşürler. Fight dövüşmek. The bear always beats the fox. Ayı daima tilkileri döver. Beat dövmek, dayak atmak, vurmak anlamı da var. Ama sadece vurmak, dövmek anlamında değil. Bazı yerlerde şu da This is a beat also. Bu da bir beat. Veya mesela metronomun tık tıkları var ya tık 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 tık. Bu da beat. Kalp atışı var ya kalp atışı. Heart beat. Heart beat. Kalp vuruşları, kalp atışları anlamında da geçer. The fox decides to revenge. Tilki öcünü almaya karar verir. Decide, karar vermek. Revenge, öc almak. One day he finds a dead tiger. Bir gün ölü bir kaplan bulur. Find, bulmak. Tiger, kaplan, dead, ölü. He wears the tiger's skin. Kaplanın postunu giyer. Aslında skin, cilt demek. Cilt, deri, vücudumuzu kaplayan şey demek. Skin. Hatta kremlerin falan üstünde görürsünüz, çok görürsünüz bu kelimeyi. Cilt demek. Ama bazı anlamlarda, bazı durumlarda, mesela buradaki gibi e, şeyin kaplanın cildini değil de postunu giydi deriz, değil mi? Kürkünü giydi deriz. Peki, he goes to the bear, ayıya gider. The bear is afraid, ayı korkar. He wants to run, koşmak ister, but he can't, ama koşamaz. Şimdi Fox tilki bir ayı. Fox tilki bir ayı. Bir ayı. Tiger kaplan. Tiger kaplan. Always daima. Dislike sevmemek. Beat dövmek. Decide e, karar vermek. Revenge e, öc almak. One day bir gün. Find bulmak. Dead ölü. Wear giymek. Scan ten post. Go to gitmek. Afraid korkmak. Want to istemek. Run koşmak. Later he can barely speak. Sonra güçlükle ko konuşabilir. Konuşabildi. Barely güçlükle, zorlukla. Bir diğer eş anlamlısı hardly barely güçlükle zorlukla Why do you look at me angrily tiger? Neden bana kızgınca bakıyorsun kaplan? I'm afraid. Korkuyorum. The fox has some complaints about you. Tilkinin senin hakkında bazı şikayetleri var. The fox, tilki mi? But he's a liar, ama o bir yalancı. He always cheats the animals, o daima hayvanları kandırır, aldatır. The fox doesn't answer. Tilki cevaplamaz. Suddenly, the bear see the tiger's tail. Ansızın ayı e, kaplanın kuyruğunu görür. It seems like a fox tail. E, tilki kuyruğu gibi görünür. Later sonra barely zorlukla güçlükle speak konuşmak. Why neden look at bakmak angrily kızgınca. Tiger kaplan afraid korkmak. Complaint şikayet about hakkında. Fox tilki, fox tilki, fox diye bir kanal var mesela. Tilki kanalının adı bildiğin liar yalancı always daima cheat aldatmak kandırmak animal hayvan answer cevaplamak suddenly ansızın see görmek tail kuyruk seem görünmek like gibi hem sevmek anlamı var hem gibi anlamı var fox tilki tail kuyruk The bear thinks. Ayı düşünür. I know this tail. Bu kuyruğu biliyorum. It's not a tiger tail. Bu bu bir e, kaplan kuyruğu değil. The fox doesn't notice it. Tilki onu fark etmez. The bear says, Ayı der ki why don't you attack? Neden saldırmıyorsun? Why do you wait? Neden bekliyorsun? I wait for the fox. Tilkiyi bekliyorum. He comes now. Şimdi gelir. Think düşünmek. Know bilmek. Uh, tail kuyruk. Tiger kaplan. Fox tilki. Notice farkına varmak, fark etmek. Say söylemek. Attack saldırmak. Ata geçti deriz ya. Wait beklemek. Why neden. Wait for beklemek. Fox tilki, come gelmek. His tail is here. Onun kuyruğu burada. He comes soon. Yakında gelir. Whose tail? Kimin kuyruğu? The fox tail. Tilkinin kuyruğu. Where is it? Nerede? In your back. Arkanda. Now the fox is in panic. <laughs> Şimdi tilki panikler. He turns back. Arkasını döner. And the tiger skin drops. Kaplanın postu düşer. Tail kuyruk. Come gelmek. Soon yakında. Coming soon der ya sinemada. Yakında geliyor. Who's kimin? Ee, fox tilki. Where nerede? Tail kuyruk. Tail kuyruk. Back arka. Now şimdi. In panic. Panik içinde panikledi turn dönmek, back arkaya, skin post drop düşmek. The fox is afraid. Tilki korkar. The bear ayı der ki, cunning doesn't always work. Kurnazlık, uyanıklık, açık gözlülük her zaman işe yaramaz. Bu bir kalıp. It works, it doesn't work. Bunun üstünde duracağım. Next time bir dahakine bir sonraki sefere be careful about the tail. Ee, kuyruk hakkında dikkatli ol. Hani kuyruğuna dikkat et. Then he chases the fox with a stick. Sonra tilkiyi bir çubukla, sopayla kovalar. <laughs> fox tilki afraid korkmak. Bir ayı cunning e şey, kurnazlık, aç, açık gözlülük, uyanıklık always daima work normalde iş demek ama burada işe yaramak anlamında next sonraki time zaman, hani bir sonraki sefere, careful dikkatli, about hakkında, tail kuyruk then sonra, chase kovalamak, stick çubuk, hmm, sopa şu kalıbı söyleyeyim It works. Çalışıyor anlamında değil. Hani işe yarıyor. It doesn't work. İşe yaramıyor. Diyor ki bak doesn't work cunning doesn't always work. Kurnazlık her zaman işe yaramaz. Does it work? İşe yarıyor mu? Hadi soruları da cevaplayalım ve öyle bitirelim. Answer the questions. Soruları cevapla. Bu sefer soruları e, hani tam reading çözer gibi cevaplayalım. Ne yapıyoruz normalde? İşte şey, e, hani ben mesela bir öncekinde ben söylemiştim cevapları direkt. Sizin de aklınızda kalmıştır diye. Normalde reading soruları nasıl yapılır? Soruyu okursun ve parçadan onu bulmaya çalışırsın onun geçtiği cümleyi. Böyle yapalım ki soru çözme yeteneğiniz, reading yeteneğiniz de gelişsin. Bir taşla bir kuş daha vurmuş olalım. Question, soru, answer cevaplamak. Why do the bear and the fox always fight? Neden ayı ve tilki daima dövüşürler? Hadi neden dövüştüklerine dönelim. Şurada ilk cümlede the fox and the bear dislike themselves. They fight every day. Her gün dövüşürler. Because diyeceğiz. Çünkü they dislike themselves. Birbirlerini sevmezler. Soru 2. Hop. Why? Neden? Does the fox, tilki want revenge from the bear? Neden tilki ayıdan öç almak istiyor? ayıdan öc almak istiyor. İlk cümlelerde geçiyordu gene. Hop. Pardon çarptım. İlk cümlelerde geçiyordu. Şurada. The bear always beats the fox. Ayı daima tilkiyi döver. Because koyacağız başına. Çünkü because the bear always beats the fox. That's why He wants to revenge. onun için oca almak istiyor. What does what does the fox do about it? Tilki bunun için bunun hakkında bunun için ne yapar? Ne yapar? Ne yaptı? Gitti bir kaplan postu giydi değil mi? Bulalım. Uh, he he wears the tiger's skin kaplanın postunu giyer. Peki. What is the reaction of the bear? Bak cümle uzun. Neredeyse iki satırlık. Hadi parçalayalım. Burada durdum. Aslanın reaksiyonu, tepkisi ne? Ne zaman? When he sees the fox in a tiger skin. Hatta şurada, şurada parçalı, şurada durayım. When he sees the fox. Tilkiyi gördüğü zaman. Nasıl gördüğü zaman? Şimdi devam ediyorum. In a tiger skin. Kaplanın postunun içinde tilkiyi gördüğü zaman ayının tepkisi nedir? Anladınız mı? Nasıl çevirdiğimizi. Neydi? The bear is afraid. Aslan şey ayı korkar. Does the bear like the fox? Ayı, tilki sever mi? No, he doesn't. Why not? Niye sevmez? Niye sevmez? Because, çünkü he's a liar. He always cheats the animals. O bir yalancı. Daima hayvanları kandırır. Devam ettim. How can the bear recognize the fox? Ee, ayı, tilkiyi nasıl tanır? Recognize, nasıl fark eder, nasıl tanır? Nasıl tanıyor? Ee, suddenly the bear sees the tiger's tail. It seems like a fox tail. Ansızın kuyruğunu görür tilkinin kuyruğu gibi görünüyordur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada belirtmek istediğim bir şey var. Hikayeleri kendiniz her cümleyi, ben hani cümleyi okuyorum, çeviriyorum, okuyorum, çeviriyorum ya. Hikaye bittiği zaman kendiniz her cümleyi çevirebilene kadar, çevirebilene kadar bir daha bir daha dinlemelisiniz. Yani ben çevirmeden, İngilizcesini okudum ya, ben daha Türkçesini söylemeden durdurup kendiniz her cevap verebiliyorsanız bütün cümleleri ancak o zaman bir sonrakine geçin. Hatta olmazsa bundan sonraki hikayeleri hatta bunu da öyle yapayım. Bu ara not olsun. Şimdiki, şimdiki ve bundan sonraki hikayeleri şöyle yapacağız. Çünkü bunlar hikaye bütünlüğü içinde bunlara geçmeyi bekliyordum. Mesela öncekiler paragraf paragraf okuma parçalarıydı. O yüzden yapmıyordum. Ama şimdi artık bir hikaye bütünlüğü var. Şimdi hikayeyi baştan okuyacağım. En baştan hiç Türkçelerini çevirmeyeceğim. Tamamen anladığınız zaman bir sonrakine geçmeye hazırsınız demek ki. Tamam mı? Başlıyorum. The Fox Tale The fox and the bear dislike themselves. They fight every day. The bear always beats the fox. The fox decides to, re to revenge. One day he finds a dead tiger. He wears the tiger's skin. He goes to the bear. The bear is afraid. He wants to run, but he can't. later he can barely speak. "why do you look at me angrily, tiger? i'm afraid the fox has some complaints about you." "the fox? but he's a liar. he always cheats the animals." the fox doesn't answer. suddenly the bear sees the tiger's tail. "it seems like a fox tail," the bear thinks. "i know this tail. it's not a tiger tail. The fox doesn't notice it. The bear says, Why don't you attack? Why do you wait? I wait for the fox. He comes now. His tail is here. He comes soon. Whose tail? The fox's tail. Where is it? In your back. Now the fox is in panic. He turns back and the tiger's skin drops. The fox is afraid. The bear, cunning, doesn't always work. Next time, be careful about the tail. Then he chases the fox with a stick. Hepsi bu kadar. Umarım hepsini anlamışsınızdır. Her cümleyi kendiniz çevirebildiyseniz şimdi sonrakine geçebilirsiniz. Hoşçakalın.